Mısır nedir? Mısır deyince bizim ne anlamamız lazım? Neden bahsediyoruz Mısır diyerek? Şimdi Mısır muhteşem bir medeniyet. Çok uzun süre ayakta kalmış bir medeniyet. Kaç sene? Günümüzden gidersek geriye 5000 sene. Ama en eski prehistorik yerleşimleri 7000'e gidiyor. Milattan önce 7000 ve 6500'lere tarihleniyor yeni kazılar ve araştırmalar sonucunda. Mısır'ı Mısır yapan pek çok şey var. Özür dilerim, lafınızı kestim. 7000 dediğimiz zaman bugün gördüğümüz medeniyet anlamına değil herhalde daha. Çünkü 7000 biraz fazla. Yani yazının olmadığı dönemler. Tabii yazının olmadığı dönemler. 3000'lerde biliyorsunuz yazı başlıyor. Mezopotamya'da hocam çok daha iyi bilir Mezopotamya ön Asya kültürlerini ve Mısır'da da eş zamanlı çıkıyor. Yani Sümer öncesi bir Mısır var orada. Evet yani ama 3000'de. Ama o bizim bugün bildiğimiz o Firavunların Mısır'ı değil. 3000'lerde Firavunların Mısır'ı başlıyor. Evet. 3000'lerde başlıyor. Anıtsal mimariyle başlıyor. İşte piramitler yapılıyor, mastabalar. Daha sonra Orta İmparatorluk'ta devam ediyor. Yeni İmparatorluk'ta bambaşka şeyler var. Bu sefer anıtsal tapınakları görüyoruz. Piramit yapımı duruyor ve hipojeler yani Krallar Vadisi dediğimiz yerde kayaya oyulmuş mezarlar var. Müthiş bir görsel şölen diyeyim ve süreklilik. Ancak tabii halkın ilgisini çeken bu hep anıtsallık ve Firavun hazineleri, buluntular. Aslında normal insanlar farklı yaşıyorlar tabii. Yani Mısır'da yüksek medeniyet derken her şeyi anıtsal ölçülerde almamalı belki. Halk çok daha kerpiçten yapılmış evlerde yaşıyor. İşte soğan yiyor, ekmek, bira, böyle şeyler. Bunların hepsi kazılar sonucu ortaya çıktı. Kazılarda yeni analizler var arkeoloji biliminde. Halkın nasıl yaşadığını daha iyi anlayabiliyoruz. Mısır, yani Mısır dediğimiz medeniyeti kuruluş ve bitiş dersek, o sülaleleri de katarsak, kaç sülale kaç yıl? Aşağı yukarı 20'ye yakın sülale var. Şöyle bir bölünme yapılmış sanat tarihçileri ve bilim adamları tarafından. Hanedanlar öncesi. Ondan sonra hanedanlarla o bizim bildiğimiz firavunlarla başlayan eski krallık, orta krallık, geç krallık. Ondan sonra bir Yunan hakimiyeti var. Ptolemaioslar dönemi. Daha sonra Roma hakimiyeti var. Sonra Hristiyanlık. Hristiyanlıkla birlikte o görkemli kültür belki değil mi bitiyor. Bambaşka bir kültür tabii ortaya çıkıyor ve mesela hiyerogliflere son veriliyor. Ve tek tanrılı dine geçiliyor. O pagan kültür 3000'lerden başlayarak yani 3000'ler dediğim gibi yani 7000'lerde başlıyor aslında çok daha erken prehistorik dönemlerde ama 3000'lerde müthiş bir sistem kuruyorlar. Yani ilk Dun Çağı ile birlikte muazzam bir organizasyon. Bunu mimaride de görüyoruz. Ölü geleneklerinde de görüyoruz. Bu şekilde yerleşiyor ilk krallarla birlikte yerleşiyor bu sistem. Neden bahsetmek lazım? Mumyacılık mesela yine eski imparatorlukta başlıyor. Piramit yapımı mumyacılık. İsterseniz bölelim. Eski Mısır dediğiniz eski Mısır'daki gelenekler ne? İşte o dev piramitlerin yapılması, teknoloji ne? Mesela matematikte muazzam ileriler, geometride çok ileriler. Bütün bunlar ne zaman başlıyor Mısır'da ve bunları nereden geliyor bunlar? Yani bu çünkü her medeniyetin böyle bir etkileşimi var baktığınız zaman. Şimdi Mısır'ın yakın çevresinde o dönemde bu kadar etkileşimde olacağı bu düzeye yakın bir medeniyet dahi yok. Aslında biraz Mezopotamya'dan etkileniyor var. Tabii ki. Mezopotamya'dan etkileniyor. Akdeniz kültürleriyle aslında iletişim halinde. Mesela batıklar var. Uluburun batığı. Tunç Çağı'nda başlıyor ticaret aslında. Yani Anadolu kıyıları, bütün Akdeniz çevresi, Kıbrıs ve Levant bölgesi, Suriye-Filistin bölgesi ilişkiler başlıyor. Ama belki koşulları çok zor. Yani mesela o günden bugüne kalmış Mısır'daki gibi o dev anıtsal eserlerden hiçbiri başka bir coğrafyada yok. Ama Mısır anıtsal şeyi kullanmış. Yani Mısır taş mimariyi kullanmış. Tabii taş mimari kalıcı. Aslında anıtsallık deyince Mezopotamya'da da var tabii. Ziguratlar da anıtsal çok ama kerpiç olduğu için yok olmuş, kaybolmuş. Bence Mısır'ı Mısır yapan, büyüleyici yapan bir kere bu anıtsallık ve ihtişam. İhtişam. Evet. Her şey büyük. Tabii. Her şey büyük. Taş olduğu için. Taş ve büyük taş. Evet. Büyük taş. Ve bunları şeyden getiriyorlar. Aslında Mısır'da taş ocakları var Nil boyunca. Gemilerle
Çok uzaktan taşıyorlar. Tabii tabii. Asuhan'dan 1000 kilometredir evet. Kahire Asuhan arası aşağı yukarı. Oradan taşıyorlar. Ve yapı yapacak bize piramitlerin yanına kadar kanallar açıp getirebiliyorlar. Müthiş bir disiplin ve iş gücü ve bir organizasyon piramitlerin yapılması. Çok gelişkin tabii teknolojileri yok. Mesela bakır aletleri var. Bakır, bunları duvar resimlerinde görüyoruz. Duvar resimlerinde anıtsal heykel yapımını hocalarım bilir veya taşların nasıl taşındığını aslında betimleri var. Buradan biliyoruz. Yani çok şey değil, çok sürpriz değil. Nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Tabii ki çok zor. Bugün günümüzde bazı üniversiteler mesela Amerika'da deneyler yapıyorlar. Deneysel arkeoloji var. İşte nasıl yaptılar? Nasıl yaptılar? Bir bloğu nasıl taşıdılar? Nasıl getirdiler? Üst üste nasıl koydular? Nil'den gemilerle geliyor. Nil'den gemilerle geliyor. Onu biliyoruz. Taş ocaklarının olduğunu biliyoruz. Var. Buyurun. Evet lütfen görselleri de... 58 numaralı görseli koyabilir miyiz? Zeynep Hoca'nın söylediği inşaat meselesiyle ilgili çünkü. Rampalarla taşların taşınması evet. Söz konusu. Fakat kaç türlü rampa olabilir? O Mark Lehner adındaki Amerikalı bir çizim yapmış. Farklı türde rampa teknikleri kullanıyorlar. İşte evet. Şu. Piramitlerin yapım aşamasındaki kullanılan olası rampa. Kumdan şeyleri. Rampa tekniği en geçerli şey şimdilik. Tabii hocamız mimar olduğu için çok daha detaylı bir şeyi kavrayabilir. Belki bir piramitin nasıl yapıldığını. Onlara geçeceğiz. Piramitin nasıl yapıldığını evet. Konuşacağız daha sonra. Kumdan rampa yöntemiyle yukarı kadar çıkardıklarını kaydırarak tabii şeyler var. Ahşap bloklar. Onların üzerinde kaydırarak tekerlek yok. Değil de, evet. Tahtaları çekerek ve bunları bakın duvar resimlerinde var bunlar. Bak. Hepsinin betimi var. Böylece anıtsal mimari. Tabii ama bunun yanında yaşadıkları evler kerpiç, saraylar da kerpiç. Kerpiç yok olan bir malzeme olduğu için sarayla bir şey kalmamış tabii. Bize kala kala 3000'lerden sadece tapınaklar ve mezarlar kalmış. Evet, tapınaklar, mezarlar ve piramitler kalmış. Ben biraz daha erkene gidip kısa bir şey söyleyip sonra gayet tabii. Şey pardon, siz evlerden bahsettiniz ya. Bir sonraki 59'un... Hocam size onların hepsine geleceğim. Size. Hayır, evleri gösteren bir resim var da kerpiç evler onun için. 59'u koyabilir misiniz? 59 işte. İşte bu. Evet. Yani bugün, aslında bugün ne çok farkı yok. Kuzey evet, Afrika'daki konutlar ve doku. Evet. Biz Güneydoğu Anadolu'nun gördüğümüz. Bütün yakın doğu, orta doğu. Evet. Basit herkesin ulaşabileceği bir malzeme. Şimdi bende de 8'i koyarsak belki en erken. Erken hocanın 8'i. Evet. Şimdi aslında Mısır çölde başlıyor hikaye. Çünkü Nil'in kendisi yerleşmeye çok tabii. Uygun bir alan değil. Taşkınlar var. Taşkınlar. Taşkınlar kalıcı yerleşmeleri mümkün kılmıyor. Nakta Playa dediğimiz hem Doğu Çöl Bölgesi'nde hem Batı Çöl Bölgesi'nde geçici su alan, sulak alanlar var. Burada göçerler yaşıyorlar. Çok basit konutları var. Ve büyükbaş hayvan. Bunların derisiyle, sütüyle, işte şeyle besleniyor. Aynen Fırat Havzası'ndaki gibi, Mezopotamya'daki gibi. Evet. Su boyunda gelişen medeniyetler aslında. Başlangıçta su boyuna gitmiyor. Çünkü su boyu yani Nil Vadisi onun için yaşaması için uygun değil. Ama 5000'lerde Mısır ısınmaya başlıyor. Milattan önce 5000'lerde. Bu adam ne yapıyor? Yavaş yavaş vadiye yani Nil boyuna taşınmaya başlıyor. Nil'le tanışınca aslında Mısır değişmeye başlıyor. Nil'in birçok avantajı var. Nil, Victoria gölünden yani Habeşistan'dan Sudan'dan doğuyor. 1500 kilometre akan ve evet. Alüvyonal çok bereketli bir toprağa bilmiyorum, yakın zamana kadar kaynağı bilinmiyordu. Evet. Getiriyor. İlk yerleşmeler de Abidos dediğimiz bugün Teb'in biraz kuzey doğusundaki alanlarda oluşmaya başlıyor ve ilk bu tarımı ürettikten sonra ilk krali mezarlarında daha büyük. Buna piramit mastabaların daha da erken formları ama krali mezarlar. Çok ilginç buluntular var mesela. Bunların Nubya ile ilişkilerini falan gösteren pigmeler var mesela. Egzotik yiyecekler, içecekler, ürünler var. Bu mezarlarda. Evet, bu Den'in mezarı ve Mısır'da ilk defa bu sıfır hanedanlık dediğimiz veya bir biraz karışık o biliyorsunuz. Evet, bu Manetto'nun Manetto'nun oluşturduğu bir kronji. Manetto klasik önem tarihçisi. 30 sülaleye ayırıyor Mısır'ı. Biz hala onu kabul ediyoruz. Evet.
Bir de Abidos levhaları var, bazı kral isimlerini sayan. İsimlerini veriyor. Yani Palermo çok fazla taşı gibi, çok fazla var. Done yok. Bunlar aslında bütün formatı 3200'lerde, 3500'lerde bu mastavaların... Milattan önce. Evet, kuruyorlar aslında. İşte sonra Narmer paletine geleceğiz. Mısır, Nil'e yerleşiyorlar ya, aşağı Mısır, yukarı Mısır, Delta karmaşasının şeyi var, hikayesi, siyasi ve mitolojik boyutu da var. Yani Mısır her zaman birlik olduğunda yukarı ve aşağı Mısır'ın ulusal şeyi... Aşağı Mısır neresi, yukarı Mısır neresi? Tersten şey yapacaksınız. Nil enteresan bir şekilde güneyden kuzeye doğru akıyor. Hatta Asur kralı şey diyor, yani aşağı doğru yürürken yukarı doğru akan nehir diyor. Çünkü Fırat, Dicle hepsini düşünün. Bunlar ters gidiyor. yukarı Mısır güneyi, aşağı Mısır kuzey, yani kuzey. Delta, Akdeniz'e açılan kısmı. İskenderiye. Evet, İskenderiye. Bütün hikaye aslında başlangıçta aşağı Mısır'da başlıyor. Sonra yukarı Mısır denetimi alıyor. Sıfır bu Narmer zamanında da artık Birleşik Mısır'ı biz görmeye başlıyoruz. Yani başlangıç İskenderiye tarafı değil, diğer taraf. Yok, Butto dediğimiz delta kısmı. Şimdi delta'nın şöyle bir sorunu var. Delta, ya delta alanı olduğu için hep şey altında kalıyor. Yani Mısır'ın en erken yerleşmelerinin delta bölgesinde olduğu söyleniyor. Hatta kazılar, yani o alüvyon tabakası yoğun şey yüzünden altta kalan şeyler var daha, evet, yerleşmeler. Çok erken yerleşmeler daha var. Erken yerleşmeler var. Çünkü 5000 çok evet. Erken hocam şey için. Materyal kanıtı. Ha şeyi söyleyecektim. Şimdi 5000 yılda bu çöl bölgesinde Mısır'ın şöyle bir olayı var hocam. Hep konuşuyoruz ya. Hep böyle mistik, hep abartılı. Şimdi bu Nakta Playa bölümünde dikili yuvarlak taşlar var. Şimdi yabancı bilim adamları bunu Mısır'ın göçerlerinin yağış zamanını hesaplamak için kurdukları sistem olarak kabul ediyorlar. Mısır'a böyle politik bir yaklaşım da var. Yani siz işte bir metre çapında dikili taş gördüğünüzde onun yorumlamasında da bir şeye kaçıyorsunuz. Abartıya. Ya biz Van'da kazı yapıyoruz Tuşba'da. Öyle bir sürü şey görüyoruz veya binlerce dikili taş görüyoruz. Fakat takvim sistemini falan yormuyoruz. Ama Mısır öyle. Mısır dünya kamuoyunda o beklentilerle hep kabul edilen bir şey. Yani Mısır'daki her şeye aşırı anlam yükleniyor. Kesinlikle. Evet. Aşırı anlam yükleniyor. Ya piramidinden tutun resmine, her şeyine mutlaka arkasında bir şey vardır falan. Hayır, bu insanlar öyle değil. Çok aslında işlevsel ve hayatın gerçekliğiyle yaşıyorlar. Bir mevzu var. Bağ hocamla konuşmuştuk, Zeynep hocamla. Bunların bir ölüm takıntısı var. Öte yani dünya. Her şeyi öte dünya. Öte ama her herkesin var. Yani ama eski imparatorluk devrinde başlayan ve Roma'nın, yani pagan Roma egemenliğinin sonuna kadar devam eden bir norm var. Eski Mısırlı sanatçı gördüğü gibi değil, böyle görmek istediği gibi insanı temsil ediyor. Yüz profilden ama göğüs cepheden. Ondan sonra bacaklar yine profilden. Dolayısıyla bunu böyle bir kareleme sistemine oturtmuşlar. Bakın çizgilerden biri koltuk altından geçiyor. Bir diğer çizgi diz kapağında. Hani bu 3000 yıl boyunca bu değişmiyor. Efendim, buna sadık kalıyorlar. Evet, buna sadık. Kabartmada, heykelde, resimde. Kanon, yani kurallar bu, var. Şu tartışmaya neden oluyor bazen sanat tarihçiler arasında. Eski Mısır'da normlara uygun eser üretimi, yani bu bir zanaat mıydı? Ama öyle sanatçılar var ki, oradan iki örnek göstereceğim. Sonra sükut edeceğim. Ya bu orada, sanat mı zanaat mı hakikaten ama? İşte ama bakın şimdi bazen öyle bir heykelle karşılaşıyor. 11 numarayı rica edeceğim. Bir Prens Ankhaf büstü var. Şimdi evet, burada istediğiniz kadar normalsı, bu Rönesans'taki bir heykel kadar realist. Aynen. Şimdi onu söyleyecektim. Bu 2000 yıl ileride bir şey. Portrecilik, yani bu tür, yani heykelde portrecilik Orta İmparatorluk döneminden başlıyor ve burada bakın tamamen kişisel özellikleri görüyoruz. Ve Zeynep Hoca idealize olmayan gözaltı torbaları tabii, filan. Burası. Bir de tabii meşhur Nefertiti'ye bakalım, 12. 12 numara. İdeal evet. Güzellik. Mısır'ın en güzel kadını. Berlin Müzesi'nde bunun teşhiri de çok etkileyici. Görmüşsünüzdür. Evet. Tek çok restore edilmiş ama. Evet. Hocam, bayağı tamamlanmış. Şimdi bu Nefertiti'nin Mitannik kökenli olduğu doğru mu Erkan Hoca? Yok, öyle bir şey yok.
Bizim Güneydoğu Anadolu'daki Mitanni Devleti'nin kralının kızı diye evlilikler var. Evet. Mısır çok dışarıdan kadın alıyor. Ama çok emin değilim ondan. Şimdi 3. Amanofis döneminde bu evlilikler oluyor. Yani 4. Amanofis'e kalıyor mu iş çok fazla emin değilim. Bir de burada bendeki onu gösterebilir misiniz? Beni de o çok etkiler. Oturan bu Neferdet'in nereli aslında? Katip heykeli, evet. Müthiş. Müthiş. Neferdet'in nerelidir aslında peki, biliniyor mu? Yani, İsim biliniyor, bir tane deniyor. Bir tane güzel geldi demek Neferdet'e. Tipik Mısırlı değil müce ama. Evet, çok değil güzel. Mi? Bu yani, müthiş bir şey, evet. Eski krallığın en gerçekçi heykellerinden biri. Louvre'daki katip. Bir de ahşap var, o ahşap Kaaper heykeli. Aynı o müthiş. Şeyhülbelet. Gözleriyle Şeyhülbelet. Belediye başkanına benzetildiği için Şeyhülbelet denmiş. Göbekli. Muazzam bir heykel. Göbekli heykel. Maalesef burada yok. Gözleri kakma göz boncukta. Bu katip heykelini gözleri taş oyulmuş, içine cam hamurundan göz yapılmış. Dolayısıyla yanına gittiğiniz zaman size bakıyor gibi hakikaten ve müthiş bir dikkat ifadesi var. Şirabının ağzından çıkan her şeyi kaydetmesi lazım. Bu Louvre'da değil mi? Louvre'da bu. Başka şeyler de var. Kahire Müzesi'nde de bir katip var. Kahire Müzesi'nde çok şey var. O Louvre katibi kendi benzerleri içinde çok ayrı bir yerde. Yüce ve ailesi var. Ben şu yeni Kahire Müzesi'ni çok merak ediyorum. Bitse de gitsek. Kahire Müzesi açılacak ama işte çok para harcadılar. Taşınmalar başladı. Müthiş laboratuvarlar kuruldu. Eserler aynı zamanda restore edilip sergileniyor. Şu anda eski müzedeki birçok şey eksik. Tabii eksik ve depolar diyorlar. Yenisini de yok. Bakımdan geçiyorlar, götürüyorlar. Ve eski Kahire Müzesi'nde başladı şimdi. Eserlerin belgelenmesi ve bilimsel bir takım tekniklerle. Maketlerden bahsetmiştik. Bir maket gösterelim mi? O kadar soyguna rağmen hala ne de var. Ve Mısır eserlerinin çoğu biliyorsunuz yurt dışında. Metropolitan, Louvre Müzesi, Londra, tabii en fazla. Torino'da müthiş bir Torino Mısır muazzam bir koleksiyon var, evet. Evet. Metropolitan'da her yerde var. Her yerde var, taşımışlar. Bütün dünyaya gitmiş yani. Hani 1800'lerde biz başlıyor. Sıkıntı, onlar ne yapsınlar? Evet. Chicago'da Field Müzesi. Her yerde. Yani en az bizde var. Ben de onu anlamıyorum. Bizim Erkan Hoca Mısır Hidibi'nin hediyesi o. Mısır Hidibi hediye olarak yolluyor Müze-i Hümayun kurulurken. Evet. En az bizde var ama yani. Hadi bizim ama toprağımız orası. Aynen. Hadi kendi yerimiz nasıl bizim diye. Ama tam bizim değil. Hidibiler yani kağıt üzerinde. Yarı bizde. Evet. Yarı bizim. Yani. Biraz önce aramızda konuşmuştuk siz gelmeden önce. Bir de mezarlarda çıkan bu maketler çok ilginç. Kasap dükkanı maketi mesela bu. Evet. Onu dedim Zeynep Hoca. Yani Kanuni devrinde mesela kasap dükkanı neye benzediyordu bilemiyorum. Ama burada milattan önce zemin katta bakın kesiliyor hayvan, tuzlanıyor. Solda tuz fıçıları var. Çatısını kaldırmış. Sonra basamaklar yukarı çıkıyorsunuz. Orada da iplere dizilmiş, tuzlanmış etler kuruyor. Pastırma oluyor bir nevi. Dün aşamaları dükkanı restitüye edebilirsiniz bugün. Mimariyi öğreniyoruz. Evet. Kıyafetlerini, yiyeceklerini ve bira yapımından ekmek yapımına kadar gemi modelleri var mesela. Hiçbir medeniyette o zaman bunlar yok yani. Niye bu kadar yapıyorlar? Çok enteresan. Yani Mezopotamya'da onun yaşadığı Mezopotamya yok. Hiçbir iz yok bunlarda. Ama diyeceksiniz ki Mezopotamya iklimi demiyor. Yani Mısır'ın iklimi. Mısır'ın ikliminde konserve ama tabii. Mesela böyle maketler yapıp villa maketi var. Kasap dükkanı var. Bahçeler var. Muhteşem bahçeler var. Her şeyi garanti altına almışlar. Bu hayatta ne varsa. Bir de 16'ya bakabilir miyiz? Bunları bizim nazar boncuğunun ceddi olarak görüyorum ben onu. 16 Ucat gözü. Horus'un gözü. Evet. Horus'un gözü. Evet. Şeye karşı negatif nasıl söyleyeyim auralara karşı yani nazara karşı diyelim bizim Türkçesi insanı koruyan Horus'un gözü. Onun tıp ortasındaki şeyi alırsanız bizim hala ürettiğimiz nazar boncuğu. Her şeyi gören göz. Evet. Bu da mitolojisine. Kötü adam Seti öldürdüğü zaman amcası. Oradan gözü çıkıyor. Daha sonra bu her şeyi gören göz uğur ve nazarlık olarak ve mumyalara bu tür nazarlıkları takıyorlar amulet olarak. Biz bebeklere takarız ya böyle nazarlık. Onlar mumyaların üzerlerine hep bir sürü mesela Osiris'in bel kemiği, Ankh, bu Horus'un gözü, Jet Stuno, bunların hepsi koruyucu ve tılsım aynı zamanda. Yani Mısırlıların kültüründe tılsım ve büyü de var. Şimdi bir nokta geliyor ki ben girebilir miyim? Lütfen. Bir dönem geliyor ki Mısır'da her şey bir anda değişiyor.
bu Akhenaton, Aton veya 4. Amunofis dediğimiz 14. yüzyılın ortalığı, evet değil mi? 14. yüzyılın ortalığı. Evet. Yani birdenbire bütün Amon tapınaklarına ve kültüne baş kaldırıyor. Amon'a bitiyor. Evet, bitiyor. Başkenti taşıyor Amarna'ya, Teb'in hemen kuzey batısında ve plastik sanatlarda da bakıyorsunuz radikal bir değişiklik var. Daha gerçekçi, realist görüntülerle karşılaşıyoruz. Mesela benim 23'ü açarsanız, yani yaklaşık 1100 sene sonra bir değişiklik geliyor, köklü bir değişiklik geliyor. Evet, çok köklü, çok sıra dışı bu hemen Mısır. Hemen fark ediyorsunuz onu. Tek tanrılı bir dini aslında ilk defa getiriyor. Akhenaton, Aton, işte Aton'a tapacağım diyor, ismini de değiştiriyor. Ve sembolü güneş ve güneş ışınları. Tapınaklar inşa ediyor, sarayını. Yani bir reddediş var aslında bütün evet. Mısır kültürünü. Peki Amon Ra'da bir güneş tanrısı mı aslında baktığınız zaman özünde? Pek değil. Ra güneş tanrısı, güneş. İçinde güneş de barındırıyor. Aha. Ama aynı zamanda evrenin yaratılışı, bereket vs. Evet. Burada bir daha soyut bir güneş kültü var. Kültü var. Adlar alıyor güneş. Evet. Burada muazzam büyük bir tanrı, tek tanrı haline geliyor. Bunun politik şeylerin de olduğu söyleniyor. Amon rahipleri veya yönetimi aslında bir noktadan sonra özellikle yeni krallık döneminde bu firavunları bile... Fazla güçleniyorlar. Evet. Atayacak bir duruma... Bir nevi FETÖ'yle mücadele başlıyor. Yani. Aynen. ekonomik güç ondan elinde. İnanılmaz ekonomik evet. Ya. Bütün tarımsal arazi neredeyse bunların denetiminde. Kiliseye geçiyor her şey. O yüzden de bir kiliseyi kapatıp yeni bir kilise. Bir tanrı geçiyor. İptal, yeni bir tanrı. Evet, tek tanrıya geçiyor. Akhenaton, Aton denen tek tanrı ve her şey daha realist olmaya başlıyor. Dünyada ilk tek tanrı sistemi. İlk tek tanrı. İlk tek tanrılı sistem. Musa'dan önce mi sonra bu? O çok önce. Yani Mısır kültüründe. O biraz tartışmalı bir konu. Bundan sonra Musa, yani ikinci Ramses'li Musa'yı yakın kabul edeceksek, bu ikinci Ramses'ten önce, Akhenaton. Ya böyle bir efsane anlatılıyor. Hiksoslar 16. Evet. yüzyılda Asyenik bir topluluk Levant bölgesine gelip Nil'e Semitik bir kabile. Semitik büyük olasılık. Evet, Semitik göçebe. Yerleşiyorlar. Yani yabancı ülkelerin kralları deniliyor ama adamlar çok medeni yani. Göçebe savaş arabası deniyor. Evet. Savaş arabasını ilk defa ve ordu kim düzenli... Bunlar çok özlüyorum. Hiksoslar. Düzenli ordu sistemini bu hangi yıl? 1640. Evet, 1600. Milattan önce 1600. Evet, 1640'dan 1552'ye kadar. Ramses tam hangi tarihe denk gelir? Ramses 13. yüzyıl. Yani Ramses'den bayağı önce geliyorlar aradan tabii. Hiksoslardan ondan önce at yok Mısır'da. Atı bilmiyorlar. Tabii değil Mısırlar mi? Atlı arabayı falan hepsini Hiksoslardan öğreniyorlar. Bu Asyenik Hiksoslar Suriye civarında mı? Evet. Filistin, Suriye. Asyenik bir topluluk olduğu söyleniyor. Aynı dönemlerde biliyorsunuz Amurularla Yahudi toplumları Levant bölgesine yerleşmeye başlıyor. Yani, peki o sırada Anadolu'daki Hititlerle bir bağlantıları yok mu bu şeylerin hiç? Daha yok. Henüz daha yok. Yok. Yani 3 Tutmosis yok. Daha belirgin bir şey yok. Aynı dönemde 17. yüzyılda Amurular Güney Suriye çöllerinden bu bizim en büyük sorunumuz olan Filistin, İsrail bölgesine yerleşiyorlar. Yani aslında bütün Yakın Doğu'nun Mısır'ın, Hitit'in, Asur'un diyeyim, Akkad'ın en büyük sorununu o zaman görmeye başlıyoruz. Yani savaşları, o bölgeyi ele geçirme savaşı. Aslında Mısır'da o zaman, yani Tutmosis zamanında, ya Hatshepsut, sonra Tutmosis zamanında bu bölgeye müdahil olmaya başlıyor. Bu kötü bir bölge aslında. Yani hep böyle yani şeylerin olduğu. Kafanızı yani. Soktunuz mu bir daha çıkamıyorsunuz. Yani milattan önce 2000'de de kötüydü. Aşağıda yani evet. İkinci binde savaşı var mesela 1290'lar yani değil mi? Samiler Kadeş çok geç hocam. Samiler geldikten sonra ya Batı Samiler bölgeye geldikten sonra o bölge bir daha gün yüzü görmüyor. Samiler nereden gelmiş oraya? Suriye'den yani güney çöllerinden geldikleri söyleniyor. İki gruba ayrılıyor biliyorsunuz. Batı Samiler, Doğu Samiler. Aslında Doğu Samiler işte bugünkü Arapların kökenleri. Batı Samiler de bizim İbranilerin yani akrabalar aynı Erkan Hoca, şeyden. Asurlular da Semitik. Tabii. Onlar hangi gruba giriyor? Doğu. Onlar Doğu Samiler.
Amurlular Batı Sami. Sonra zaten aralarında ciddi Araplarla Yahudiler aslında aynı ırk. Tabii tabii, yakın akrabalar. Birazdan kuzen. Yani kuzen diyebiliriz. Sizin resim çıktı bakın burada büyük ekranda. Erkan evet. Hoca, bir de bu mutlu aile Ocaktaki tablosu. Hocam evet. Nefertiti'nin kucağındaki sağdaki şey, yok pardon, Akhenaton soldaki Nefertiti. Bakın Nefertiti diğer portrede ne kadar güzeldi. Çok güzel, şahaneydi. Burada bugün deforme. Göbeği çıkmış. Stilizasyon da var ama Erkan Hoca. Hayır, öyle bir hastalıktan da bahsediyor. Marfan sendromu diye bir hastalıktan bahsediliyor. Marfan sendromu, uzuvların deforme olması. Amerika'da şey oldu bu, araştırıldı. Evet. Acaba Marfan sendromu, fakat ne sonuç oldu bilmiyorum. Nasıl araştırıyor? İşte şeyden, mumyalardan, iskelet varsa iskeletlerden, akraba şeylerine, genetik kardeşler var aslında. Evet. Yani kardeş evlilikleri filan. Ve çocuklarının da öyle olduğu. Çünkü Nefertiti çok güzel. Kafalar, kafatasları uzun. Burada onu da deforme yapmışlar. Kafatasları hepsi uzun ama niye öyle? Evet, evet. Onun da genetik bir sorun olduğu söyleniyor. Kafatasları çok acayip hepsini. Bir görüş daha var. Sözünüzü kesin. İstanbul. Doğu toplumlarında mesela galiba Suriye bölgesinde, yani çok emin değilim ama doğunca bebeğin kafasını biraz şey yapıyorlar. Yani deforme ediyorlar. Kafatasının uzaması zarafet ve soyluluk göstermesi. Ama o kadar uzar mı ya? Boğazların çok uzun ya. Burada bakın güneşin ellerini görüyorsunuz bir de. Güneşin elleri onlara dokunuyor. Yani güneş tanrı kutsuyor onları. Bir de Erkan Hoca, o sanatın normlarındaki kırılma. Bir öncekine gelir misin? Orada bir şey vurgulamak istiyor. Mutlu aile tablosu yok daha önce. Evet, hiç yok. Yani böyle tahta oturan aile. Bakınca çocuğunu öpüyor, kokluyor Akhenaton. Çocuklardan biri annesinin omzuna tırmanmış, kulak memesini elliyor. Baba onu öpüyor. Kızlar. Evet, yani bu da sırf onun saltanat yıllarına özgü bir şey. Evet. Duvar resimlerinde de çok ilginç. Mesela prensesleri çıplak gösterir. Ama ojeleri, işte şey, tırnak boyaları ve bilezikleri elleriyle şey yiyorlar. Tavuk gibi gözüküyor ama o güvercin dolması. Bugün de var şeyde, Mısır'da. Hala. Evet, elle güvercin dolması yiyen. Yani çok realistik, çok çarpıcı ve tamamen farklı insani, bir evet, yani insani, şey, sevgiyi gösteren şey, değişik bir üstup. Yani o gıcık firavunlar, mesafeli firavunlar gidip daha insan üzerinde sayı firavunlar geliyor. Dönemi. Ama bundan sonra yine aynı şeye dönüyor. Bu İsa'dan önce 1700-1800. 1350 olması lazım. Tam tarihler söylüyor. 14. yüzyıl. Akhenaton, evet. Yani zaten Akhenaton'dan sonra her şeyini siliyorlar. Tutankamon bunun damadı. Yani bundan sonra Tutankamon geliyor. Zaten çok fazla herhalde şeyde kalamıyor. Tutankamon'dan sonra da. Tutankamon çocukken galiba oluyor ve çok da büyüğünde ölüyor galiba. Çocuk firavun, evet, evet. 18-21 yaş arası öldüğü düşünülüyor. Evet. Ölümüne ilişkin değişik şeyler var. İşte kafasına vurulduğu şeklinde bir evet, şey bir vardı. Ama işte arabadan düşüp de kırıkların o osteomerit mi bilmiyorum işte kırıkların dan dolayı hastalanıp öldüğü. Tutankamon bundan bunun oğlu mu Tutankamon? Çok kesin damadı. Damadı. Evet, torun deniyor. Yani peki firavunluk biraz damada geçebiliyor mu? Yok. Öyle bir sistem yok. Peki nasıl firavun olmuş şey? Tutankamon? Eş durumundan, eş kadının durumundan olabilir. Ha. Damat yani. Ama demin işte şeyi bahsettim ya, Tutankamon'un eşi, Tutankamon öldükten sonra Şüplülüma'ya yazı yazıyor. Bizim Hitit kralına. Yani Şüplülüma da o zaman en görkemli dönemi, diyor ki Mısır'da adam yok diyor. Bana bir koca yollayın. Bana bir koca yollayın diyor. Yani firavunun eşi bir Hititli ile evlenmek istiyor. Hidit evet, kralına, çok sıra dışı. Evet. Yani hep prenses istedi. Bu mektup bulundu mu? Tabii tabii. Burada var mektup mesela. İnanmıyor Şüplülüma. Diyor ki yani bu bana çok sıra dışı geldi. Sonra Huli yolluyor yine. Hangi dilde anlaşıyorlar? Şeyden sonra Akatça kullanılıyor. Yani diplomatik bugün nasıl İngilizce? İngilizce gibi, Fransızca gibi. Akatça. Zaten Amarda'nın özelliği en önemli Akatça şeyinin arşivinin burada bulunması. Yani Akhenaton'un kurduğu başkent. Yani o günlere gidip öteki Akatça. Tabii Akatça. Yani Mısır'da Akatça yazıyor. Asur, Mezopotamya. Hangi alfabeyi kullanıyor Akatça yazarken? Çivi yazısını kullanıyorlar. Yani ya Mısır yazısı. Yani Kadeş Anlaşması'ndaki yazı. Akatça. Mısırlar hiyeroglif dışında bir alfabe daha kullanıyorlar yani.
kendi işlerinde kullanmıyor. Kendi işlerinde kullanmıyor, o da şöyle karşı kullanıyor. Mısır'da var aslında. Hieratik, demotik. Demotik halk yazısı. Onlar. Onu papirüs üzerinde kullanıyorlar. 7 numarayı açarsanız. Şeyler üzerinde, orada, anıtlar üzerinde hieroglif. 7 numara. Yazısını kullanıyorlar. Yani Mısır tane. Yazısı nasıl oluştu? Belki o da çok ilginç. Evet. Çok güzel bu slide. Bunlar aslında etiketler. İlk etiket dediğimiz veya maaş çekleriniz. Belki bunu veriyorsunuz, bunun karşılığında işte biranızı alıyorsunuz veya şeyini. Para bu yani. Aynen öyle. Ve etiket olarak da yorumluyorlar şeye. Bunların hieroglifin ilk ataları, ya piktografik bir yazı. Hieroglif ilk ne zaman rastlıyoruz? Hangi yılda rastlıyoruz? Kullanılmaya başlar mı? Ya eski bunlara giderseniz tabii çıkıyor. Tabii eski daha erken var. Tabii var. Daha da erken formatı. 3000'lere gidiyor. Yani 3000'lerden de erken 3100-3200'lerde de bu etiketler Abydos'ta bulunuyor. Bu şeyleri nitelendirilen. Şimdi piktografik bir yazı Mısır. Yani resimlerle her şeyi ifade ediyorlar. Biraz şeye benzetiyorum hocam ben. Yine bizim kiliselerde okuma yazma bilmeyenleri aslında şeyi İncil'in ve Tevrat'ın sahneyi öyle tanımlıyor öyle, değil mi? Evet. Aslında betimlerden. O da çok devam eden bir şey. Resimlerle anlatmak daha kolay. Fakat burada sorun şeyden kaynaklanıyor. Soyut şeyler, sevgi, mutluluk. Yani onları nasıl tarif edeceksiniz? Orada da bu piktografik nesnelerin ön ses değerlerini, 30 tane ses değeri var ve sessiz harfler. Yani yine diğerleri gibi sesli şey kullanmıyorlar. Onun için isimler birkaç türlü. Mesela evet. Kimisi Cesser diyor krala, kimi Joser diyor. Joser diyor. Joser. Yani. Orada C, R ve Arap S. Arapça gibi biraz aslında. Hareketsiz Arapça hani gibi. Ararat'a baştan Urartu'ya Ararat demeleri evet. Gibi RTT. Yani araya A. Tek ses harfi de evet. Erkan Hoca bir de şey yok mu? Mesela rüzgarı nasıl anlatacak? Şişmiş yelken yapıyor. Evet. Rüzgarın efektinden anlatıyor. Tabii ideogramlar. Sesli evet. Bir düşünce, bir... Evet. İdeogramlar var. Yani o düşünceyi zaten. Düşünce, İdeogramlar. Evet. Bir de anlatıyor. Belirteçler var. Onlar da mesela bir kadından bahsediyorsa şeyin sonuna bir kadın şeyi koyuyor aslında. Cinsiyet şeyi. Bir de soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı her türlü yazıyor. Pardon, benim bir numarayı gösterebilir miyiz? Yani orada bir şey var, bir hieroglif, sonra ondan sonra hieratik. Ha bu hieroglif. Evet. Şimdi buradaki satır sağdan sola mı, soldan sağa mı, nasıl gidiyor? Yönüne doğru. Yönü nereye bakıyor? Yüzlerine baktığı tarafa evet, bakarsak baktığı soldan taraftan sağa. Okuyacaksınız. Soldan sağa gidiyor. Hı. Evet. Bir sonrakine gelelim, ikiye. Ama sağdan sola da gidebiliyor aynı zamanda. Tabii. Yani daha çok sağdan sola, Arapça gibi. İki numara. Hieroglifin çözülmesi de Mısır evet. Kültürüyle ilgili bilgilere ulaşmamızı. Napolyon zamanı. Napolyon zamanı evet. Rosetta Taşı'nın bulunması. Burada hieroglifin daha çabuk yazılan, basitleştirilmiş hali. Evet. Bu da artık biraz figürler, piktogramlar yazıya dönüşüyor. Artık Arapça'ya benziyor zaten. Evet, aynen. Evet. Bu hieratik, halk yazısı. Evet, mesela bu demotik son dönem. İşte hieratik ve demotik. Bir tane daha var. Bu hangi yıl? Bu milattan önce evet. Kaçlarda başlıyor? Şimdi hieratik demotik 6. yani milattan geç. 6-7 hieratik yeni krallıkta falan kullanılıyor onlar yani yaygın. Mesela kral konuşurken onun notunu alacaksınız, hieroglifi alamıyorsunuz onu. Tabii. Bu da en son işte halk yazısı anlamına geliyor Yunanca demotik yazı. Evet. Artık burada iyice bizim anladığımız manada bir alfabeye dönüşmüş. Evet. Ama bu daha geç değil mi? 7. 6. yüzyıllar falan. Bunun zaten çözülmesi Kıpti, yazım ama bu hangi yılda okunabiliyor bu? Şeyle Rosetta. Bu da mı Rosetta ile? Demotik var Rosetta'da. Bir sonraki diğer Rosetta taşı. Sizde de vardır belki. Napolyon Kıpti dilini biliyor. Kıpti dilinden de burada, yola çıkarak. Bu Rosetta taşı. Evet. Hieroglif, hieratik, altta da Grekçe. Yunanca var. 3. Zaten yani, bu olmasa çözemeyecek. Bu olmasa çözemeyecek. Evet. İkisi Mısır dilinde farklı alfabelerle yazılmış, yukarıdaki Yunanca yazılmış. Evet. Hieroglif zaten hocam daha çok dekoratif bence. Evet. Yani bütün mimari tapınan, yazıtlar. Dış cephede. Evet, dış cephede. Evet. Anıtsal yapılarda. Evet. Tartışlarda özellikle firavunun adını sanana işte. Evet. O demin dikkatle firavunun ağzına bakan katibi düşünebiliyor musunuz? O figürlerle adamın söylediğini saptayacak. Mümkün değil yani. Evet. Yani aslında iki yazı birden kullanıyorlar Mısırlılar.
Aslında üçünü birden kullandıkları dönem var. Yani üçü birden şey yapılabilir. Burada katiplik de çok şerefli bir meslek. Çok önemli. Tabii, çok yani. Önemli. Katip olmak kolay değil. Evet. 25'i de gösterirsek, Tutankamon bizim için önemli. Çünkü bütün envanter Tutankamon'da. O da Howard Carter aslında tesadüfen buluyor. Bu fotoğraf müthiş ama. Yani bir orijinal mezar odası hali. Evet. Yani biraz garip değil mi mesela? Tutankamon böyle yığıma bir şekilde bulunmuş. Evet. Mezarına zor sığmış falan böyle. Evet. Eşyalar atılmış alelacele. 6 tane savaş arabası var içinde. Yani 6 savaş arabasını buraya sığdırmaya çalışmış. Tabureler nasıl ön plandaki? Çok ergonomik bir de şeyler var. Çok sağlam kalmış, çok güzel bugünün kalmış. Bugünün vakum baksları var. Ahşaptan kutu yapıyorlar. Üzerine alçıyla şey yapıp boyuyorlar, içine et koyuyorlar. Tam bugünün vakum baksları çık. O yiyecek öbür tarafta. Her şey düşünülmüş. Evet. Bunların hepsi de müzede görünüyor. Evet. Bu aslı şeyle... Savaş arabalarıyla ilgili yeni çalışma var. Onları daha bir restore edip galiba yeni müzede farklı bir şekilde sergileyecekler. Bir de mücevherler müthiş. Muazzam tabii. O kluvazan. O aslında müthiş. Aman yarabbim o da tabii. En kluvazan erken da... savaş arabası. Bir de o maskın aslında başkasının yüzü olduğu, Tutankamon'a uyarlandığı falan. Doğru. Çok aniden öldü söyleniyor Tutankamon. Onun için eski Akhenaton'un sarayından. Çünkü bakın Tutankamon mezarındaki eşyaların bazılarında... biz Serelamarna üslubunu yani Akhenaton üslubunu görüyoruz. Kayıp edemiyor. Evet. Diyorlar ki işte torun deniyor, çocuğu deniyor. Orada yani biraz her neyse, biraz tartışmalı. Ama çok acil şey, çabuk öldüğü için acele evet, bir mezar yapılıyor ve oradan da eşya alınıyor. Hatta mezarın bile ona ait olmadığı başka bir mezara konduğu falan. Evet, tabii taşınma olayı çok oluyor. Şeyler var. Ama yok bu mezar 1922'de bulundu. Açılmamış şekilde bulundu. O yüzden... Ama döneminde... Hayır döneminde. Ondan... Kendi döneminde. O sırada kendi daha onun için mezar yapılmamış. Çok genç diye. 22 tane şey çıkıyor mesela. Lait çıkıyor. Doğru. Mezar hırsızlarından korumak için. Bu şeyi 22 pardon 6 numarayı açarsanız Bağ Hoca'nın çok ilginç bir tespiti vardı. Hatshepsut. Burası Krallar Vadisi. Evet. Yeni imparatorluk. Deir el-Bahri. Ya karşı taraf. Bütün mezarlık alanları zaten karşı tarafta ama mimarisi neye benziyor? Ya tabii platformlar üzerinde benim 31'i alır mısın? Benim bu, 31. Hocam bir şuna tabii, bir duralım. Tabii. Bu neye benziyor? Hocam 31 numara ya. Şimdilik çıkacak. Şimdi bu eski ve orta imparatorluk mimarisinde... Bu yeni imparatorluk değil mi? Evet, bu yeni imparatorluk. Ama istisnai bir yapı. Asıl bu eski ve orta imparatorlukta çok yalın bir mimari. Süslemesiz yatay ve dikey hatlar. Bu 20. yüzyılın başlarında mesela Almanya'daki mimari etkilemiş. Ve dolayısıyla benim 31'i gösterecek. Nedir o? Bauhaus mudur? Hangisi? Belki dolaylı olarak ama özellikle bu bir monumentalizm şey var ya Almanya. Mesela bizim birçok mimarlarımız erken Cumhuriyet döneminde 31 numara benim. Bağ Hoca nasıl bir? Emin Anıt Hoca ama Emin Onak Hoca. Almanya'da tahsil etmiş ve ben oradan ilham geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Bir Hitit mimarisi var mı Anıtkabir'de? Yok. Yani Anadolu'da Atatürk'ün Hititlere önem vermesi. Aslanlar. Aslanlar evet ama yani aslanlar. Tasarım olarak. Ama Aslanlı Yol da bir Karnak'la Luxor'u evet, birleştiren o da çok şey. Evet, Luxor arasında bakalım da şey gösterelim. Biraz şeye de benziyor. Persepolis mi? Durdu. Yok. Asur. Asur, Aslanlar önemli. Yani Kutsal Yol var. Bir iki numarayı gösterebilir miyiz? Kutsal Yol... Bana Deir el-Bahari hatırlatmış. Evet. Anıtkabir'in bu şeyi, cephe tasarımı. Zeynep Hoca'nın ikisi mi? Evet. Kutsal Yol'da işte burada aslanlar burada evet. Da... Karnak Tapınağı, Sphinx şeklinde. Koçbaşlı Sphinx'ler. İki tapınağı birleştiren Kutsal Yol. Mesela Teyp kenti, yeni krallıkta bir Mısır kenti nasıldı? Onu 21'de gösterebiliriz. Güzel bir restitüsyon var. Gerçekten görkemli. Yani Karnak ve Luxor. Aşağıdaki evet. Luxor, yukarıdaki Karnak. Bildiğim kadarıyla. Muazzam bir törensel yol evet. Var değil mi? Tören yoluyla aynen, bağlı. Bahsettiğiniz tören yolunda iki taraftan. Kaç kilometre o araları? 2 mi 3 kilometre aşağı civarı. Tam hatırlamıyorum da. Bayağı uzun bir yol. Yoksa 20 kilometre miydi şimdi? Hayır. O kadar. O kadar. Yani, o kadar. Bayağı uzun bir tören yolu.
Ve burada zaten ta Orta Krallık'tan itibaren buraya sürekli yerleşmişler. Yani geleneksel bir şey de var. Yani. Karnak çok zaman uzun bir yapım dönemi büyümüş. Var bir kere. Neredeyse yani, bütün Roma dönemine ait bile ilaveler var. Eklemeleri var. Ve şey yapıyorlar, Opet ve Set festivalleri var. Opet festivali de evet. Tanrı'nın suretine bir kayaya bindirip hem nehirden hem o kutsal yoldan geçiriyorlar bu festivaller sırasında ve halk da coşkuyla seyrediyor. Yani yeni kralın başkenti evet. İşte yani. Benim 73 numarayı yatırımı buraya yapıyor. Benim 73. Yeni krallık kaç yaşında? Yeni krallık şimdi Ahmose ile başlarsak öyle 1552'den 1070'e kadar 5 asır. 5 asır. Her şey çok uzun. Zaten ondan sonra demir çağ. Şimdi Zeynep evet, Hoca'nın bahsettiği çağ. Prosesyonlar bu törenler yani törensel evet, yürüyüşler kutsal kayık. İçinde Tanrı'nın ya da Tanrıçan'ın heykeli. O zaman bu süre hep böyle boyalı değil mi? Şimdi evet. Tabii, evet. Özellikle seçmişti. Hem dış cephelerde hem içeride boyamalar var. Bir yer yer güneş ışığına ulaşmadığı yerlerde o boyaları görüyorsunuz. Tabii. Mesela tabii. Şeye bakarsanız büyük tapınakta bir başınızı kaldırıp evet küçük evet. Şeyleri görebiliyorsunuz. Tabii mezar odalarında korunmuş çünkü onlar güneş görmüyor tabii. Ve son derece iyi konserve edilmiş şekilde pardon. Gelmiş. Yani şimdi evet, gittiğimizde tabii. Gördüğümüz o renksiz taş değil. Değil tabii. Gerçi o taş da başka bir görkem veriyor ama. Evet, çok anısal olduğu için tabii. O da pardon, benim 71 numarayı koyabilir misin? Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Roma döneminde. Şimdi bu Roma İmparatoru Trajanus'un Fili Adası'nda, yani iyice güneyde, Tanrıça İzis'in kutsal adası var. O böyle UNESCO'nun yardımıyla taşındı başka bir adaya. Bu bir Roma mezarı mı? Hayır, bir Roma yapısı bu. Pardon, köşk ama köşk değil. İmparator Trajanus bu köşkle gelip oturmuyor. Tanrı veya Tanrıçı İzis heykelinin bu kutsal törenler yani kutsal yürüyüşlerde diyelim kayık içinde heykelinin bir müddet istirahat ettiği yer. Trajanus köşkü deyince ben çocukluk yıllarımda imparator geliyor Roma'dan buradan yine karşı şarap içiyor zannediyorum. Burada ama enteresan olan Roma İmparatorluğu her gittiği yere kendi mimari üslubunu empoze ediyor. Belki doğuda biraz daha süslü ama işte Suriye, Anadolu, Mısır'da Mısır'ın yerli mimarisi büyük ölçüde devam ediyor. Aynı yıllarda ne bileyim mesela Efesos'taki bir tapınakla karşılaştırdığınız zaman bu çok Mısırlı, öbürü çok daha merkeze yakın duruyor. Ama buna karşılık eğer müsaade ederseniz benim 33'ü kormuşsun. Roma dönemine özgü bir resim sanatı var. Mimariden daha önemli bu. Özellikle Fayyum bölgesinde, Kahire'nin güney batısında çok fazla bulunduğu için bu portreleri Fayyum portreleri diyorlar. Şimdi Roma çağında bereketli topraklarda büyük çiftlikler kurulmuş. Ve orada bu portrelerden anladığımız kadarıyla bir kısmı Yunan, belki Latin ama bir kısmı yerli böyle melez bir ırk yaşıyor. Bazıları koyu derili, kıvırcık saçlı, kimisi değil. Hayatlarındayken bunlar portre yapıyorlar. Şey üzerine, tahta üzerine ahşap veya tuval bezi üzerine ki bu daha sonra Batı sanatına devam edecek. Ankostik öbür tekniğin adını? Enkostik ve tempera tekniği. Tempera tekniği. Mesela erimiş mumun içine boya dağlama katarak. Dağlama tekniği bir tanesi. Biraz ikonalarda hala devam ediyor. Şimdi hayatlarındayken bu portreler yapılıyor. Romalı gibi giyinmeye gayret ediyorlar. Togalar işte gördüğünüz gibi kadınlar başında defne dalları. Fakat ölüm ötesi inançlar o kadar güçlü ki mumyalama devam ediyor ve o portre kesilerek mumyanın yüzüne konuyor. Şimdi bir sonrakine gelelim. Bir ilginç olan hiçbir zaman yaşlı gösterilmiyorlar. Hep genç ve güzel. Yani ama bir tane yakışıklı olan adam göstereceğim size. Şimdi burada iki kardeş var. Bakın ortadan kesmişler bu portreyi. Sonra iki kardeşin ayrı ayrı mumyalarına kullanmışlar. Burada bir de svastika var bakın. Bunlar gizli nazi değildi tabii. Bunlar şey... Zaman ağaçlar. Ezeli, ebedi, döngüyü ifade. Fonda tamamen Yunan karakterinde bir figür görüyorsunuz. Aslında Osiris o. Osiris'indeki tacıyla evet. Ama tamamen elinize olmuş. Bana da sorsanız şey zannederim onu. Apollo. Evet. Bir sonrakine gelelim. 35 numarayı lütfen. Şimdi hepsi yani yakışıklı olmayan erkekler bu çok, de bu çok Roma çok Yunan Roma. Çok, evet, çok tipik mi? Yani burada da portre sanatı. Hakikaten portre. Evet. Sonra 36'ya bakalım. Çok. Güzel genç kız var. O birçok... Yalnız ilginç mesela o zaman Avrupa'nın ötesinde bir şey var burada. Yani çok müthiş erken bir portre sanatı var. Bu kızı çok yerde yani neredeyse Rönesans'a yakın bir şey gibi duruyor yani. Bir de son bir çocuk var. Bir çocuk resmi yapmak çok zordur derler ya. 37 numara. Bir erkek çocuğu. Herhalde küçük yaşta gitmiş o cihaz. Bu. Evet, tam bizim otobüsün canlı, arkasındaki fotoğrafları. Evet. Çok canlı. Şimdi bu Fayyum portreleri... Bu Mısır'dan mı kalmalı? Evet. Mısır, hepsi Roma dönemi. Roma dönemi. Milattan sonra 3. 4.
İkona dediğimiz kutsal, ara vermem gerekiyor galiba. İkonaların kaynağı olarak kabul ediliyor bunlar. Bu milattan önce. Yok, milattan sonra 3. yüzyılda. Milattan sonra 1. yüzyılda. Roma henüz Hristiyan olmuş mu? Olmuş. Henüz olmamış. Bu işte sonları paganlık dönemin. Hocam, izleyicilerin çok merak ettiği böyle tarihi kişilikler var. Mesela Ramses. Özellikle bu kitap serisinden sonra anlamlar popüler oldu. Hristiyan Jacques Ramses. Evet. Çok popüler oldu ama biz onu şeyden biliyoruz. Kadeş Anlaşması'ndan biliyoruz. İlk yazı tarihi yazılı anlaşma Hititlerle Mısır arasında. Ramses kimdir, nedir? Hakikaten bu kadar önemlidir Mısır şeyinde. Mesela ben mumyasını gördüm. Bir an dedim, dedem gelmiş. Bu acayip benziyor. Dedemin ikizi gibi. Resim bir de mumyası evet, var. Evet, resim bir. Erkan. Bir de onu da güzel saklıyor müzede. Evet. Ramses 90'lı yaşlarda. Bir de neden de 90 yaşlarında öldüğü için. Evet. Çok 100'e yakın çocuk ve KV5 mezarı. Ve çocuklarının şeyi bulundu. Toplu mezar. Toplu mezar. Bakınız mumyası. İlginç olan şunu söylemek gerekiyor. Bunun kafada böyle bugünün, mesela. Bugünün evet Mısırlıları o kadar bağlılar ki şeye, eski Mısır'a, eski atalarına diyeyim. Bu Ramses mumyası Fransa'ya, restorasyona devlet töreniyle gitti. Ve De Gaulle Havaalanı'nda. Fransa'da törenle karşılandı. De Gaulle Havaalanı'nda törenle karşılandı. Ondan sonra alkışlar ve gözyaşları arasında tekrar Kahire'deki yerine kondu. Mesela gelinler hep Ramses'in heykeli var Kahire'de, orada resim çektiriyorlar. O kadar bağlar ki yani İslam bir ülkesi, farklı bir din ama çok özdeşleşmişler bütün eski şeyleriyle. Tabii mumyalar çok ilgi çekiyor. Ve artık var, DNA'lar, işte kaç yaşında öldü, hangi hastalıkları geçirdi, kulak arkası ve dişlerden özellikle alınan dokularla. Tabii, çok sağlıklı 90'lı yaşlarda uzun süre kaldığı için ve işte Hititlerle kapışıyor. Erkan Hocam daha iyi anlatır onu. Ama ne Hititler Mısır'a gelebiliyor, ne Mısırlılar Hitit'e ülkesine geçebiliyor. O Suriye'de Kadeş denen yerde. Ben gibi görüyorum, doğru mu Erkan Hocam? Bugünkü dünyanın eski Rusya vardı. Rusya, Amerika çocukken iki güç. Şimdi Rusya tabii pek kalmadı ama onun gibi Hititle Mısır. Antik dünyanın iki süper gücü. Osmanlı ile Safeviler gibi. Memluklar da Suriye'de kapıştılar değil mi? Evet. Hep orada kapışıyor. Çünkü kimse geçmiyor kolay evet, kolay. Evet. Zaten yine Doğu Akdeniz sorunu 17. yüzyılda başlıyor. Niye kapışıyorlar mesela? Ne o zamanki siyaset, ne niçin? Toprak, Doğu Akdeniz önemli bir mevki. Bütün uzak doğudan gelen, işte Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen, Kalay'dan tutun da işte Lapis Lazuli'ye, gerçi Mısır'da Lapis Lazuli var. Önemli bir ticari merkez, önemli bir liman kentleri var. Dolayısıyla hepsi için, Mısır için de Hitit için de o bölgeyi ele geçirmek çok fazla önemli oluyor. Belki 2. Ramses dönemi Mısır'ın en çok dışarıya açıldığı dönem. Yani Hitit'le topraklarını genişlettiği dönem. Hem güneyin, şimdi Mısır hep Nubya'ya iner. Aşağı, yani Sudan tarafına. Sürekli. Çünkü ham madde kaynaklarının büyük bölümünü oradan alır. Yani insan kaynaklarının büyük bir bölümünü oradan alır ama Sina'yı geçmek, yani çölü göçü diğer tarafa geçmek zor Mısır için. Çok ciddi yani bir orduya sahip. Yani Kadeş Savaşı'nda 47 bin tane askerinin olduğunu söylüyor. Yani evet. 3500 tane savaş arabası. Abartıyor tabii, yani mümkün değil o kadar adamın. Ve sonunda Ramazyum'un 4 tane orduyla gidiyor o Kadeş'e. Sadece tek başına bütün Hitit ordusunu yeniyor. Yani çünkü bütün ordusu onu geride bırakmıştır. Ramses savaş arabasıyla bütün Hitit ordusunu dağıtmıştır. Alardır yani. Tabii. Ama anlaşma metninde iki tarafın da barış istediğini görüyoruz. Yani böyle temel bir baskı yok ama Mısır'ın daha ifadelerinde daha iddialı olduğu görülüyor. Yani Mısır biraz daha üstün yani. Savaş net bir zafer elde edememiş ama daha üstün gelmiş. Edememiş. Edemese de bunu kullanıyor. Tapınak kabartmalarında. Mesela Abu Simbel'in duvarında Ramses savaş arabasının içindedir. Bizim Hatice'de hiç kullanmıyor mesela hiçbir yerde. Hiçbir yerde yok. Evet. Ama tabii çok farklı formatlar. Yani bizimkiler kerpiçten saraylar yapıyorlar. Bizimkiler, Hititler bizimkiler.
Yani bunların çok görkemli cepheleri var, çok iddialı. Bizim Anadolu uygarlıkları çok mütevazı, yani evet. Çok sade aslında. Biz Hatuşa'da işte 3 tane kapımız vardı. Bir işte Poten, bir Aslanlı kapı. Yani oradaki aslanları ver Mısır'a götürsen onlar oraya hiç kimse kullanmaz. Adam bile koymazlar. Biz öyle bir coğrafyayız. Neolitik için söylemiyorum tabii Neolitik. Yani 5. bin yılda sanki biz o şeyi kaybetmişiz artık. 5. 4. bin yılda o. Biraz daha görgülü mü olmuşuz dersiniz? Bilemiyorum. Daha mütevazı evet. Yaşam formatları ya bir Neolitik için bir yani milattan önce 10 bine giden ilk yerleşiklerin o görkemi giderek azalıyor. Niye? Mezopotamya ve Mısır çok görkemli kentler. Ve üretim mekanizmaları üretmeye başlıyor. Kentin içinde meslek grupları var işte. Evet, marangozundan tutun terzisine kadar. Yani bizdekiler her işini kendisi yapmaya çalışıyor. Ama onlar öyle değil. Meslek grupları var. Yani 50 bin 60 bin kişiden oluşan kentler, büyük kentler. Yani yüzlerce hektara yayılan büyük kentler. Yani Uruk mesela. Öyle olunca da yazıyı bulmak zorunda kalıyor. Bize tabii. 2000 yıl sonra yazı geliyor. Yazı tabii evet, üretim artınca depolama artınca yazı, yani ticaret artınca yazı. Belgelemeniz gerekiyor. Tabii 2. Ramses'in bütün yine Doğu Akdeniz havzasına öyle bir hakim olma şeyi var, gayreti var. Yani orada da tabiri caizse gerçekten çok kaypak bir model var, siyasi modeller. Yani onlarca beylik. Yani bir o tarafa bir bu tarafa sürekli dönüşen, yarı bağımsız. Değişen, yarı bağımsız. Güçten yana güce yaklaşan, güce etrafa toparlanan. Öyle yazıtlar var ya, güce göre kendi pozisyonunu alan. Ya bir o tarafa iyi niyet mektuplarını sunuyor, bir de diğer tarafa. Yani iki tarafa da oynuyor. Öyle bir sistem var. İkinci Ramses'ten sonra sistem de çöküyor şeyde. Yani böyle en güçlü olduğunuz dönemde birazcık... Eski Mısır tarihinin kanunisi biraz. Evet. İkinci yani, Ramses evet. Değil mi? Ve... Yani üçüncü Ramses'le biliyorsunuz o deniz kavimleri geliyor ve bütün Hitit'i... Gerçi Mısır diyor ki bana bu deniz kavimleri hiçbir şey yapmadı. Ben güçlü kaldım ama Mısır üçüncü Ramses'le birlikte aslında şeyini artık kaybediyor. Yani Roma geliyor. Yok şeyler geliyor. Yerel Nubya krallıkları... Asur geliyor aslında. Esarhaddon geliyor. Şeyi işgal ediyor Esarhaddon. Yani sonra şey Habeş hanedanları var. Kambises geliyor, Persler geliyor. Ama Mısır önemli bir dünya. Ama çok böyle baskın bir şey kuramıyor ve kalıcı olamıyor. Mısır'da yani kalıcı olamazsınız zaten. Mısır'da da giderek o görkemini kaybetmiş zaten ama evet, şey yani. Hani Roma'nın ilişki kurduğu Mısır o eski Mısır değil yani. Ama kültür, sanat evet. Yani şey anlamında Mısır Roma'da da baskın. Sonrasında evet. Da hep mesela, önemli, kültürler çok önemli. Evet. Mesela şeyin İskender'in generallerinden işte Ptolemaios'un 300 yıl süren hanedanı var. Bizim diyorum meşhur Kleopatra ile son bulan o dönemde çok görkemli. Şimdi biraz önce aramızda konuştuk. Ptolemeler devrinde yapılan file kompleksi evet, mesela ile, bakalım. Tanrıça İzis'e ithaf edilmiş kutsal ada güneyde. 15 doğru fotoğrafı. Bir de hocam Kleopatra güzel miydi, 15. Çirkin miydi tartışması. Genci miydi ve yaz mıydı? Yok. Demin aramızda konuştuk. maalesef onun slaydını getirmedim. Onu söyleyeyim sonra adaya geçeriz. Efendim bu file adası. Şimdi Kleopatra'nın yani bilmediğimiz değil de çok fazla adı geçmeyen bir kızı var. Antonius'tan bir kız çocuğu olmuş. Onun da adı Kleopatra Selene. Marcus Antonius'tan. Evet. Bu kızı çok genç bir yaşta bugün Tunus bölgesinde hüküm süren Numidya devletinin kralına Yuba adında ama ikinci Yuba galiba. Çok emin değilim. Şimdi kızcağız annesinin portresini, büstünü alıp götürmüş ve mezarına koymuş. Mezardan çıkan portreyi görüyorsunuz ki aynı şey paraların içinde de var. Heykeller üzerinde. Kemerli burunlu evet. Olan ve çok çıkık çenesi evet. Olan, sert bakışlı, o yani irade ve inat alametiymiş bütün bunlar. Çok yani listelere benzemeyi çok isterdi herhalde dedim, demin gülüştük. Böyle yani fizik çarpıcı bir kadın değil ama herhalde karizmasıyla, zekasıyla tabii.
Muhakkak bir seks apili de vardır. Zeka ile olmaz. Hem Mısırlı bir yerden, bir yandan Mısırlı bir yandan kendini... Zekadan daha seksi bir şey yok olamaz. Zekadan daha seksi bir şey yok. Yani kadın vardır, konuştukça çirkinleşir. Kadın vardır, evet. İnsan vardır diyeyim, konuşça güzelleşir. İnsan vardır, konuşça çirkinleşir. Yani o da öyle bir şey herhalde. Yani o zekası onu bambaşka bir albiniye kavuşturabilir yani. Ama hepimizin belleğinde Kleopatra filmindeki listeyle kaldı. Bizim kuşağın özellikle. Değil mi? Evet. Pardon, siz şimdi Fila'dan bahsediyorsunuz. Fila Adası, bu şimdi... Agilkiya Adası aslında bu tapınak Nasır döneminde baraj yapıldığı zaman Nil'in üzerine su altında kalacaktı Asuan Barajı. Dolayısıyla yeni yerine taşındı. Muazzam bir tabii çalışma. Bunun ilk örneği de şeydir Abu Simbel 1964 yılı. Uluslararası bir UNESCO'nun da katılımıyla projesi çok uluslu bilim adamları. O zaman başkent o tarafa mı taşınmıştı? Yok, Tep'te hala. Tep, evet. O Tep'in yeni, daha güneyinde Abu Simbel. Yeni imparatorlukta Tep. Evet. Ama Abu Simbel, Abu Simbel Ramses... şöyle, Abu Simbel 2. Ramses tarafından yapıldı, evet. Ve 2. Ramses onu bir belki şey meydan okuma anıtı aynen olarak yapıyor. Aynen. Yani Nubyalılara diyor ki Mısır buraya kadar. Yani hani ayağınıza denk alın. Dehşet bir anıt karısına ve kendisine. Ama en görkemli başkentse uzakta. Uzak, tabii çok 1000 kilometre evet, tam şey evet. Sudan sınırında. Nubya'ya yakın. Bir yerde. O da kesilerek böyle parça parça ki o zamanın tek 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Tek numaraladılar. Tabii, numaraladılar tek tek. Bunu resmen testereyle kesiyor taşı. Tabii, fotoğrafları tabii, var. Taşıdılar yeni yerinde bir sahte betonarme kubbe içine. Şeyde var. Aynen. İki numarayı açıyorsunuz. İki numara arkadaşlar. İçi var. Ha o çok ilginç içi. Çok ilginç. Dört bu tane yapay bir ada söz konusu. Evet. Bu ada yapay mı? Evet, Agilkiya Adası. Bunun evet. Üzerine taşıdılar. Evet, şimdi bu şeyin içi. Bu Abu Simbel'in içi. En dipte de evet. Dört tane tanrıyla birlikte oturuyor. Evet. Ramses artık aslında tanrılarla eşit. Evet, bir de şey, bu Ekinoks'ta ışığın oraya vurması da olayı var. Zaten şimdi Ptah var, yeraltı tanrısı. Karanlık dünyanın tanrısı. Amon Ra, Re Harakte, bir de Ramses. Sadece güneş Ptah'ı aydınlatmıyor. Yani öyle bir açıyla geliyor ki. Fakat yeni yerinde yapıldığı zaman... Ya, tutturamamış. Yok. Emin biraz, misiniz? Ya çok emin değilim. Çünkü Japonlar bizim gittiğimiz ikili şey o kadar büyük bir izdiham oluyor o günlerde. Yani herkes birbirini eziyor içeri girip Ekinoks'ta. Görmek için. Ekinoks döneminde evet. iki defa senede iki defa. Bu şekilde... Büyük bir başarıyla bunu da işte yeni yerinde 60 metre yüksekliğinde bir tepe sanıyorum yeni tepe inşa ettiler. Bu Fil Adası'nın şöyle bir önemi var. Malum 4. yüzyılın sonlarına doğru Roma İmparatorluğu'nda pagan kültler yani putperestlik yasaklanıyor. Tapınaklar ya kapanıcı yıkılacak ya kiliseye dönüşecek. Çoğu kiliseye dönüşmüş. Yalnız burada 6. yüzyılın ortalarına kadar 540'lı 50'li yıllara kadar İzis'e tapınanlar yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü çok uzak Roma'nın merkezine. Justinian Roma'da mecmua yapıyor bunu çünkü evet. Halk zaten Hristiyanlığı tercih ettiği için imparatorluk ayakta kalmak için mecmua ben de Hristiyan diyor. Evet. Bizim Ayasofya yaptıran Justinianus buraya ordu yolluyor ve son kalan paganları burada kılıçtan geçiriyor. Son hiyeroglifi bilenlerin, rahiplerin de ortadan kalkması söz konusu. Yani aslında hiyeroglif yazıya göre Mısır'ın kültürünü tarihleyecek olursak demin ilk başta sordunuz ya milattan önce 3000 küsurlarda milattan sonra 500 küsurlarda hiyeroglifle beraber kısa bir süre sonra tabii hafıza kaybı ondan sonra şeye kadar Şampolyon'a kadar okunamayan yazıtlar ve papirüsler. Sonra 1400 sene boyunca okunamayan yazı. Evet. Şampolyon'a kadar okunuyor. Ama yani Kıptice ile doğrudan hani evet, ama alfabet olarak. Peki evet. Rosetta taşını bulan bir asker. Evet. Evet. Napolyon. Nasıl anlıyorum önemli bir şey olduğunu da. Ama araştırmacı tarafı da var o askeri. Şampolyon'un değil ama mi? Ama şöyle Napolyon bir entelektüel ordusuyla geliyor. Muazzam bir bilim adamları yani, grubuyla gidiyor ama o asker onu bulunca önemsiyor. Şeyleri yapıyorlar. Gravürler var muazzam. Yani tabii. Bugün gemide matbaalar var ya gemilerde. Bir takım şeyleri, detayları o gravürlerde görüyoruz. O çok önemli çünkü fotoğraf yok henüz. Mühendisler, yazarlar, şairler, ressamları tabii beraber getiriyor. Şeyde çok entelektüel biri Şampolyon. Kıptice'yi biliyor. Kıptice'yi çok zeki biri. Oradan yola çıkarak çözüyor şeyleri. Baştan bu bir yapı malzemesi olarak kullanılıyor ama bunların garnizonlarında falan filan sonra yani bunlar aslında o süreçte Mısır eserlerine de zarar veriyorlar. Aynen. Yani söküyorlar.
falan filan yapı malzemesi. O zaman fakat Zeynep Hoca, Kıptice dil olarak eski Mısır'ın devamı zaten... ama alfabe tamamen Yunan alfabesine tamamen dönüşmüş. Tamamen farklı, evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyılda galiba bir din adamı var, Avrupalı Kircher adında. Kıptice'den geriye giderek hieroglifi deşifre etmek için uğraşmış. O alfabeye takılmış. 17. yüzyılda, 17. evet. Yüzyılda, Atanasius Kircher değil mi? Evet. Yani, cizvit şeyi, cizvit rahibi, papazı. Evet, zaten cizvitlerden öyle araştırmacılar çıkıyor. Yani tabii o kartuşlar tesadüfi olmasaydı belki Şampolyon da çıkamayacaktı. Tabii tabii onlardan. Çok zor. Evet, onlardan. Çok ilginç. Yani, Kleopatra ve Ptolemaios isimleri. Oradan yola çıkarak çıkıyor, evet. Tekrarlanan, yinelenen şeylerden. Evet, evet. Yinelenen, aynı Yunanca metinde de çünkü aynı şeyler yineleniyor. Ben bir de birkaç diye göstermek istiyorum müsaadeniz varsa. 21, benim 21 numarayı şey der misiniz? 19. yüzyılda giderek batıda artan Mısır merakının mimarideki ve küçük sanatlardaki sonuçları. Şimdi bu Mısır'da Roma devrine ait olan bir tapınağın birebir kopyası. Dendera, ama değil nedir? Mi hocam? Dendera tapınağı aynısı İngiltere'de Leeds'de bir tekstil fabrikasının girişi. Ne alaka? Bu İngiltere mi? Ha, evet, kulübeden belli. Evet, kulübeden belli. Hocam, siz biliyor musunuz bir tane Oğuz Hoca çalışmıştı. Heybeliada'da bir köşk var. Tabii Abbas Halim tabii, Paşa. Tabii, maalesef hanım, yıkmışız onu. Yıkmış öyle torunları. Öyle mi? Restore edilecekti ama. Onu Sohtorikler satın aldı ama şimdi satışa çıktı tekrar. Bir sonrakine gelelim. Bu daha komik. Hayvanat bahçesi girişi bu. Anver'de, Belçika'da. Duvardaki renkli resimlere kadar. Bu hangi yüzyıl? 19 mu? Hepsi bunların 1850'den sonra. 20. Hatta şimdi 23'e gelelim. Yani Batı'nın Mısır'ı keşfetmesinden sonra. Aslında tabii. Egiptomani. Egiptomani, evet. Egiptomani ve çok şey. Örneği. Bunun için kitaplar da var. Bu da Art Deco dediğimiz bir ara tekrar moda oldu. 1920'lerde başlayan sanat akımı Tutankamon'un mezarının bulunması 1922'de çok etkiliyor onları. Mücevherde, mobilyada. Bu da 1920'li yılların bir Art Deco mobilyası Mısır tapınağı şeklinde. Ama çekmeceleri var, kabine dedikleri. Yani içine mücevher koyabiliyorsunuz. Evet, bir sonrakine gelelim. 24. Pilon şeklinde Mısır. Şimdi eski Mısır sanatında böyle çok hani tırnak içinde modern diyebileceğimiz şeyler var. Bu Orta Krallık dönemine ait bir vazo. Ama bu vazonun, bu vazodan ilham alan Arnavut sanatçılar var, zanaatkarlar var. Bir sonrakine gelelim. Peki, 25. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Bunların en erken örnekleri çok enteresandır. Mısır neolojisinde Nagada kültürü. Evet, 13. Evet. Orada burada stilizasyon değil mi? Şey, stilizasyon ve şeyler. 13'ü gösterirseniz. Hani modern sanat 13'müş. Modern bu da 20. sanat. Yüzyılın başlarında bir Arnavut vazo mesela. Bir sonraya gelelim ne olur. 26. Tutankamon'un mücevherleri içinde. 26. 26. Hayır değil. Bu, benim 13. 26. Bunlar demin bahsettiğimiz. Evet. Yani, sanki modern sanat oradaki, eseri gibi. Doğru. Aslında balık. Şeyden neolitikten. Bir arkadaşım, böyle gidelim tekrar. Neolitikten başlayarak etraflarındaki bir flora geri, ve faunada ne varsa bunu betimliyorlar. Seramikler evet, üzerinde evet, veya... Bunu işlemek... Arkadaşlar bir geri tekrar alalım mı? Ha? Evet. Evet. Ne varsa işte balık, işte kaplumbağa, hipopotam, timsah bu vesaire. Bu pişmiş toprak mı? Öyle hayır, taş. Taş işçiliği muhteşem. Yani eski imparatorlukken çok da erken kozmetikte başlıyor. Kozmetikte kullanıyorlar. Kozmetiği muhafaza... Bu şişe mi bunlar? Evet, kap, içi boş. Bir nevi, evet, evet. Şey, taşın kapı, içine olmuş. Krem veya evet, tabii. Müthiş bir işçilik. Olağanüstü bir taş işçiliği ve çok erken dönemlerden başlıyor Mısır'da. Ve şey, yani şunu görseniz, hani modern bir sanat eseri olarak hiç kimse demez ki, yani firavunlar öncesi. 28'e gelir misin benim, 28. Devam arkadaşlar. Demez. 28'de evet, çok ilginç bir heykel var, Amarna dönemine, yani Akhenaton dönemine ait. Hakikaten hani bir Amerikalıların... Bu biraz Polinezya heykellerine benziyor. Şöyle işareti var ya, hakikaten çok modern bir şey. Ve Konstantin Brancusi adında, o Brancus diye okunuyormuş aslında. Romanyalı bir heykel sanatçısı var. Modern heykel tıraşlığın büyük ustalarından, Romanya kökenli bir oduncu ailesinden geliyor. Paris'te en çok vakit geçirdiği yer eski Mısır eserlerinin seksiyonuymuş Louvre'da. Şimdiki şeye bakalım, 29. Bir de Müze Gime adında pek turistik olmayan bir müze vardır, Uzak Doğu sanatları. Hı hı. Ve böyle biraz eski Mısır'ı andıran, biraz da Uzak Doğu sanatını andıran heykeller yapıyor. Bu Brancusi'den bir heykel. Ya, hala yani, etkime devam ediyor musun? Evet, işte en son Lipei'nin piramidi. Tabii o piramidin Louvre'da olmasının da bir anlamı var. Ejiptolojinin Avrupa'da kurulduğu yer. Evet. Ona bir şey var,
gönderme. Bir de başta çok karşılıklı olan Fransızlar o yapıları mı? Kıyamet kopmuştu. Ama Nur'un hayatını kurtardı. Biliyor musunuz hala benim tanıdığım mimarlar arasında mesela bir tanesi Pierre Pinon adında beraber sergi yaptık bizim enstitüde. Bana Louvre piramidinden bahsetmeyin, onu beğendiğinizi söylemeyin, sakın size yakışmıyor bu dedi filan, sustum. Yani böyle hala mutaassıp aleyhtarları var ama büyük çoğunluk... Ben de biraz aleyhtarıyım açıkçası ama yani... Neden? Uyumsuz buluyorsun. Yani oraya uygun olmadığını düşünüyorum ama tabii bir tarzdır yani. Evet, benim ahkamımda olacak bir şey değil. Ama şurası kesin ki... O kalabalığı büyük ölçüde eriterek orada giriş çıkışı farklı bir yere getirerek Louvre'un hayatını kurtardı. Louvre'un eskiden giriş çıkışını hatırlıyorsunuz. Felaketti. Kaldırım da uzayan. Felaketti. O şimdi aşağıda o geniş bir alan oldu. Orada insanlar çoğunlukla bir farklı yönlere yönlendiriyorlar. Tek birkaç girişten giriyorlar içeri falan. O piramitte beni rahatsız etmeyen şu var. Bir kere şeffaf. Şeffaf. Bir de orası böyle çıplak ağaçsız. Gire çok güzel görünüyor. Efendim? Gire çok güzel görünüyor. Orası aslında dümdüz taş döşeli bir meydandı. Yani bir şekilde o... Ne bileyim ben. Oraya bir renk kattı, oraya bir hareket getirdi. Mimarisini çok rahatsız etmedi gibi geliyor bana. Yine uzaktan bakınca orada bir alakası bir şey var yani Louvre'un ama hani... Bir aykırılık var, doğru. Bir aykırılık var. Şimdi etkilemeye gelince bir de şey söylüyorum hocam. Mumyalar, evet. Yani 1800'lerde bu Mısır'ın keşfi, işte hiyerogliflerin çözülmesi falan. Avrupa'nın ilgisini Mısır'a yöneltti. Ama sadece Mısır'a demek doğru değil. Tabii Anadolu... Ve şeyin İtalya'nın talanı da veya Yunanistan'ın tabii. talanı da Asur başkentlerinin hepsini talan ettiler evet. Ve büyük müzeler yani bırakın onu ya Müzesi, şeyde 2003'te talan edildi her şey Bağdat Müzesi ben tanı konumu yazdım dünya basınında ilk ben yazdım çok şaşırmış gibi yaptılar Amerikalı askerler bile bile yaptılar bunu yani büyük ihtimalle emir komuta zinciri yapılan bir alandı. Bu da bir şey, papirüs üzerinde Hiksoslar dönemine ait British Museum'da bir trigonometri meselesi. Üçgen bir tarlanın yüzeyi nasıl hesaplanır? Tabii bu onların tarımsal hayatından kaynaklanan bir zorunluluk. Geometri bulanlar onlar da. Selde yok oluyor sınırlar. O sel, o taşkında pardon, taşkın olmasa bereket kalmıyor. Dolayısıyla taşkından sonra tekrar tarlaları... Üçgen bir tarlanın şeyi. Evet. Alan hesabı. Yani işgaller oluyor. İşte Hiksoslar gelmiş ama yazısıyla, teknolojisiyle bir şekilde Mısır kültürü devam ediyor. Avrupalılar o zaman sözünüzü kesin. Mısır mumyalarına özellikle çok şey. Mumya açılma merasimleri var biliyorsunuz. Avrupa sosyetesinde davetiye bastırıyorlar ve sosyete bir araya gelerek bir resepsiyon sırasında mumyalar açılıyor. O zaman keserek de bunun bütün resimleri var. Bazıları da mumyaların parçalarını afrodisiyak olarak kullanıyor veya işte hastalığa, hastalık çeşitli hastalıklara pazarlarda satılıyor. Bunların hepsi farklı değiller. Vallahi yani şeyleri var. Resimleri var. Fakat çok mumya var. Çok mumya var. Hala bulunan mumyalar hala var. Dünyada şu anda arkeolojik gözlemci 90'ının hala Mısır'da yapıldığı doğru mudur? Bilemem o kadar çok. O kadar söyleyemeyiz. Maşallah bizde ama herhalde ilk sıralarda yer alıyoruz. Evet. Siz bilirsiniz Erkan Hoca. Kaç 162 tane. 166 kazı var Türkiye'de. 122 tanesi Türk kazısı. Gerisi yabancı. Bu mumyaların mumyalardan hap yapılması da ben Profesör Jean Yoyot burada bir konferans vermiş. İlk orada duydum. Avrupa'da şöyle bir inanç var. Üstelik bu hani karanlık orta çağda değil çok daha sonra 15-16-17 mumyaları döverek toz haline getiriyorlar. Onu balla filan karıştırıp hap yapıyorlar. Evet. Ölümcül hastalıklara iyi geliyormuş. Evet. Mumya çürümeden yüzlerce binlerce yılda yanıyor ya oradan hareketle bunu yutarsak biz de mesela şey var dedi bu trafik İstanbul üzerinden gidiyor. Mumya hırsızları yani mezarları soyuyorlar İskenderiye'den Rum kökenli Osmanlı vatandaşları İstanbul'a getiriyor. Haplar buradan Avrupa'ya gidiyor. İsveç kralının mektupları var ya da mabeyincisinin majestelerin hastalığı iyice ilerledi haplar niye gecikti. O da diyor ki fırtına çıktı getiremiyoruz bilmem ne. Birçok mumya krallar ve aristokratlar tarafından hapa dönüştürülüp yutulmuş yani. O da bir hoş hikaye. Talan. Evet. Şeyde yakılanları biliyorum. Kömürlü tren midir? Şimendifer ciddi midir? Misiniz? Tabii mumyaları atıyorlar şey yerine. Bunların hep belgeleri var. Yakıt olarak kullanıyor. Yani yakıyor ve şey olarak kullanıyor. Ya şey malzemesi işte. Kömür yerine. Böyle hepsinin belgeleri Mısır'da var. Mısır'da herkes mumyalanır. Paranız varsa iyi. Mumyalanırsınız. Evet. Öyle derler. O 70 günlük bir süreç. Yani dolu mumya diyor. Yani Mısır yer yok. Bir tanesini alıp insan eve getirirse geliyor. O kadar çok her tarafta.
Evet. Diyorum ya bütün yalan. Mısır'ı mumyalamışlar dedim ben. Yalan değil ki 4000 sene mumyalanınca çok oluyor. Çok oluyor evet. Bir de Erkan Hoca siz daha iyi bilirsiniz. Arkeolojide şöyle bir trend var şimdi sanıyorum. Yani hep duyuyorum. Artık devamlı obje çıkarıp müzelerin depolarına yığmayın. Çünkü onları koruyacak yerimiz yok. Yok. Dolayısıyla bazı şeyleri daha sonraki kuşaklar için yerinde bırakın, elimizdekini bile ancak değerlendirebiliyoruz. Şey, yerinde konserve edin, yani, çalınmasına engelleyin yeter gibi. Milyonlarca şey, Kahire Müzesi'nin deposunda kaç milyon tabii, obje var? Mısır'da yeni, o yeni başladılar. Var mı bilmiyorum, yani başladı mı? Yeni laboratuvarları kurulmasıyla falan Kahire Müzesi'ndeki eserlerin sayımı eski şeylerinden kontroller, o yeni başladı.